Gençlerimiz peki adil bir dünyada yaşıyor mu? Adaletten bahsetmişken. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz gençlere çay için, aromalı kahve için, dünyayı gezin, çalışmak isteyen herkese iş var demişti. Bizim yayınımıza katılan İyi Partili Bilge Yılmaz'ın ise bütün bunlar olmadığı için gözleri doldu. Hani geçinemiyoruz, geçim derdi, sıkıntılı şu an. Yoksulluk sınırı olmuş 16 bin TL. Açlık sınırı olmuş 8,5 bin TL. Ne mezunsun? Hukuk mu? Ülkenin geldiği nokta çok hüzün veriyor. Bakın şimdi ülkede, kusura bakmayın ben de duygulanıyorum, insan ekonomik olarak bu çocuklara biz bir gelecek sunamıyoruz. Ülkede özgürlükler yok. E bu çocuklar ne yapsın? İyi Partili Bilge Yılmaz'ın gözlerini dolduran, boğazında düğüm olan Türkiye'deki gençlerin hali. Meslektaşımız burada pazarcılık yapıyor. İş bulamadım. Başta eğitim, sonra işsizlik problemleri ve sırtlarında oluşan ağır yük. Kendi yüküyle birlikte dört kardeşininkini daha taşıyan hukuk fakültesi mezunu bir pazarcı da CHP'li Süleyman Bülbül'ü şaşırttı. Avukatlık yapmadım mı? Neden yaptın? Geçim sıkıntısından para yoktu cebimizde. Oğlumun yanına geldim. Ülkemizi imkanınız olursa dünyayı gezip görmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere aromalı kahve için sosyalleşin, ülkenizden başlayarak dünyayı gezin tavsiyesi vermişti ama Konya'da pazarcılık yapan genç Ankara'ya sınava bile gidemediğini anlattı. Benim evde 4 tane okuyan kardeşim var. 4 tane kardeşime bakıyorum. Mecbur çalışmak zorundayım. Bir yandan kılavım var. Ankara'ya gitmem lazım. Gidemiyorum. Ne sınavın var? İcra müdürlüğü sınavım vardı. Onu hazırlanmaya çalışıyorum. Onu da hazırlanamıyorum. Çünkü çalışmak zorundayım. Ülkede liyakat yok. Devlet okul sistemi çökmüş. Eskiden yetenekli ama varlıklı olmayan çocukların bir yükselme modu vardı. O kalmamış. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'e konuk olan Profesör Doktor Bilge Yılmaz da böyle anlattı çok üzüldüğü gençlerin halini. Ekonomi Bakanı Nebati'nin aksine onun gözlerinde ışıltı değil, hüzün vardı. Ekonomik tablonun da gençlere nasıl yansıdığını coşkuyla değil, üzüntüyle anlattı. Zengin değilsiniz, gideceğiniz okullar sınırlı, size iyi eğitim veremiyor. Çok haksız bir rekabet var, yükselemiyorsunuz. Yükselseniz bile mezun olduğunuzda liyakat önemli değil, önünüz tıkanıyor. İşe girdiğiniz zaman maaşınız düşük. Cumhurbaşkanı Erdoğan doktorlar için devletten özel hastanelere giderlerse gitsinler resti çekmişti. Yılmaz iyi yetişmiş gençlerin Türkiye için nasıl bir kayıp olduğunu da anlattı ve iktidarı net uyardı. Hata yapacak payımız yok dedi. Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın, gidiyorlarsa gitsinler. Türkiye'de bir beyin göçü var. Yetiştirdiği yetenekli gençlerini yurt dışına kaybediyor. Açıkçası bu gençleri de suçlayamıyorum ben. Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. Çok kritik bir dönemeçteyiz. Daha hata yapacak payımız yok.